demek Fatih'i zorla evlendireceklerdi, öyle mi? Ya bir de kızın deli bir abisi vardı ki. Neyse, hadise çıkmadan tıktılar herifi içeri. Uy Allah'ım, sen koru ya Rabbim. Neyse, geldi geçti gitti, çok şükür Allah'a. Bir de Zeynep'le aramızı düzeltebilseydik. Olur olur Meryem Hanım, o da olur ya. Sen şöyle acıcık bir sabret yeter ki. Yadigar! Kız Yadigar! Yadigar koş Yadigar! Kız Yadigar, ne oldu? Yadigar, ben bittim. Ayfer! Oh Yadigar! Otur kız otur, ne oldu da? Bismillah, ne oldu kız? Ne olmadı ki Yadigar, ne olmadı ki? O Yadigar ve başıma hangi taşlara bırak? Beklerdi biz nereler adam ben bildiğim. Elif su, koş kızım bir bardak su getir. Koş, koş Ayfer teyzeni. Getir kızım getir. Ayfer teyzenin içinde yangınlar yanıyor, getir yavrum getir. Ben nerelere gidiyordum? Ben derdimi kime anlatayım Yadigar? Ya kime anlatacağım? Bize anlatacağım tabii, anlat. Ne oldu da? Yadigar, kız benim gözü kör olmayasınca herif yok mu? Oy onun boynu devrilsin, onun gözü kör olmasın. Oy kurban olduğum yarabbi, boyun altında kalsın inşallah. Kız selamın gavlen. Ben dua okuma, döner sana gelir de. Yadigar, kız bu soykanın yüzünden biz eve haciz geldi. Uygama! Yadigar, evde ne var ne yok, her şeyi aldık oturdular. Uy başımıza gelin. Ben benim iki gerizekalıyla birlikte sokakta kedi yavrusu gibi kalacağım Yadigar. Uy Allah'ım sen koru yarabbim. Helal, helal. Hep bir başıma olsam, bir de olsa yatarım, benim çocuklarım ne olacak ya? Onları da mı hiç düşünmedim, kuzum kuru olmaya inşallah. Kız ben öleydim ya, ben öleydim, ben öleydim be. Bugünleri görme, öleydim be. Ya saçmalama be Ayfer, Allah korusun de. Ya merak etme Ayfer, para işini hallederiz. Hem kimse sizi kapı dışarı edemez. Hah, yok anam yok ben. Ben para istemi ver, sağ olsun. Ben sadece yardım ettim. Yok, yok, sağ ol Meryem Hanım, Allah razı olsun. Yardım ne istemeyim, ben para istemeye gelmedim zaten. Benim derdimi anlatacak kimseyim yok, biliyor musun? Meryem Hanım, benim Yadigar'ım var, benim başka kimseyim yok, beni dinleyen. Kız kurban olsun sana Yadigar, kız deme kız öyle, deme. Ayfer, hadi kalk bakalım, sana gidiyoruz. Eşyaları toplayacağız, ben de geleceğim. Sonra seni buraya taşıyacağız. Hadi gel, kalk. Sen de geleceksin. Elif sus, sen de koş. Cevat'la Kamil'e haber ver. Onlar da gelsinler, bize yardım etsinler. Hadi. Hadi kalk. Olur beni Şevket ağa. Ya hadi kalk. Cevap verme. Biz daha ölmedik. Hadi kalk. Öldük mü be? Arkadaşımızı sokakta mı bırakacağız? He? Abi Allah senden razı olsun. Hadi bakayım. Sağ salim çıktı geldi ama suratından düşen hala bin parça canım. Ne bileyim Fehmi, baksana masa bomboş, herkes bir yerde. Sen galiba annemi özledin ha? Ay yok canım. Hadi hadi. Ay yok, şey diyelim yani özlemek demeyelim de buna... Ne diyelim canım? Ay tamam özledim. Ay oğlum hiç değilse kadınla bir iletişimimiz vardı yani. Annen beni hiç boş geçmezdi. Hep lafını sokuştururdu. Onun için herhalde ya içimde bir boşluk var benim. Gene de bu seni umursadığı anlamına gelir hayatım. Aa yani. Mukaddesciğim üzülme hayatım. Yarın bu masada olacak. Hep birlikte yemek yiyeceğiz. Gel bu gece baş başa yemek yemenin tadını çıkartalım ha. Ne dersin? Boş verelim yani. Selin, kahve?
Teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. Kızım. Orhan. Ha? Sen çok iyi bir adamsın. Hatta tanıdığım en iyi adamsın. Ya olur mu öyle şey ya? Alt tarafı bir kahve getirdik ya. Estağfurullah. İşte tam da bu yüzden tanıdığım en iyi adamsın. Ya hiç şımarmıyorsun. Kendinin farkında bile değilsin. Utanıyorsun ya. Yani utanmayı biliyorsun. Kızım söylemesene şöyle şeyler ya. Allah Allah, bir garip oluyorum ya. Tamam, neysem neyim işte. Orhan, çok teşekkür ederim. En zor günlerimde beni bir dakika bile yalnız bırakmadın. Ya kızım, sen benim sevgilimsin ya. Senin derdin benim derdim. Ya. Ha. Canım benim ya. Benim iyi niyetli, iyi düşünceli, utangaç odunum benim. Odunun mu ben senin? Odunun mu? Senin odun mu? Babaannem. Hayrola Meryem? Ben kendi evime dönüyorum Şevket. Ha. Sebep? Kalmam için bir sebep kalmadı. O ne demek öyle? Hani biliyorsun buraya Zeynep'le aramı düzeltmek için dönmüştüm. Zeynep kendi evine döndü. En iyisi gitmek. Ha. Demek senin buraya geliş sebeplerin arasında benimle ilgili bir neden yok öyle mi? Yani başka sebepler de var tabii. Hani Ayfer şimdi buraya gelecek ve kalabalık olacak. En iyisi gitmek. Ha bu koskoca evde sana bir oda bulunamayacak mı? Ama sen gitmek istiyorsan tabii ki bir bahane uydurursun, öyle değil mi? Şevket. O zaman gidebilirsin Meryem Hanım. Güle güle, hayırlı geceler, yolunuz açık olsun. Şevket, ben bahane falan aramıyorum. Doğru. Senin bir bahane aramaya da ihtiyacın yoktur zaten, öyle değil mi? Sen kafana bir şey koydun mu yaparsın. Şevket, gitmek istediğimden değil. O zaman peki neden? Ha neden? Ya bu daha uygun olur. Yani aynı evin içinde kalıyoruz, ne olduğumuz belli değil. Ha bana bak Meryem Hanım. Senin bu evde kalmak için bir sebebe ihtiyacın yok, anladın mı? Sen benim kızımın anasısın. Ha ayrıca. Sen kendini Zeynep'e affettirdin mi ki gidiyorsun? Ha deli kadın. Bana bak. Zeynep'in inadını kırmadan buradan hiçbir yere gidemezsin. Otur dünyada o kadar. Peki Şevket. Sen ne dersen öyle olsun. Ha şöyle. Akıllı ol. Sen Selim dedenin tesbihiyle mi oynuyorsun? Sen artık Selim Şekercizade mi olmuşsun? Ha? Sen benim oğlumdun zaten. Şimdi resmi oğlum mu olmuşsun? Bu imzayı bir hafta önce atsaydın hiç başımıza öyle uçmalı düşmeli şeyler gelmeyecekti. Ya babalık öyle kolay olunmuyor işte. Benim çekilecek çilem varmış, çektim onu. Sınavımı verdim yani. Oğlum mu oldun sen? Artık gerçekten oğlum oldun değil mi? İtirazı olan var mı? Ya tamam. Bir eşeklik ettim, artık vurma sen suratıma. Ha? Affedelim mi oğlum anneyi? Affettik.
Oğlum, oğlum, oğlum. Zeynep ya. Hı. O kadar çok şey yaşadık ki. Bu tatile gidelim mi? Ay Fatih valla şimdi hiç ya. Ha? Bu yoksa bana tatilde evlenme teklif mi edecek? Ya hemen de bir itiraz. Hemen bir itiraz. Yok yok. Yok, itiraz etmiyorum. Nereye istiyorsan gidelim. Tamam. Ben hemen bunu bile hazırlarım. Hiç önemli değil. Tamam, tamam. O zaman babaannem gelsin eve. Tamam. Ondan sonra çıkar gideriz. Tamam, çıkar gideriz. Sen benim oğlum musun? Yalnız... hala hesaplaşmamız gereken bir mesele var. Ne hesaplaşması? Ne hesaplaşması Zeynep? Ne oldu? Alayım. Ne alacaksın? O benim artık belgeli de oğlum. Hadi ki uyutacağım. Tamam seni. Ha, beni, hayır beni istediği geldi. İçin o. Hayatım uykusu geldi artık. Bebek o yani. Ya Zeynep hesaplaşma derken neyi kastediyorsun? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ne hesabı? Bir şey mi kaldı ya? Ben o kadar ölümden döndüm. Uçağım düştü, evlendiriliyordum. Zeynep niye öyle kötü kötü bakıyorsun? Ya bundan sonra artık senden sakladığım hiçbir şey yok. Ne hesaplaşmasından bahsediyorsun? Ya. Şu kamillerindeki ufağını alsana da. Ya aşk olsun reis ya. Ben bunu taşıyamam mı zannediyorum? Bak gör şimdi sen bak. Bırak et. Oh! Ulan ben ne dedim sana? Ulan ne oldu da? Neyi kırıp döktünüz? Ya. Ya ne yaptınız kadın eşyalarına? Kuyu toplayın çabuk toplayın kot kafalı. Buraya. Niye durmadın babaannenin yanına? Babaannem taburcu oldu ya Diğer teyze. Çok iyi. Selam var herkese. Uy Allah'a şükürler olsun. Kuşum haydi o zaman yardım edin taşıyalım ha bunları. Dikkat etseniz de çocuklar. Ne yıkıp bunlar? Lan ne yapayım Cevat? Onlar benim çayızlığımdendi ya. Ya sen ne beceriksiz bir insan çıktın oğlum ya. Şey abla ayağım takıldı da. Hayır senin ayağına da sağda. Anne. Ha kızım. Ah. Şazimem kendini odaya kapadı çıkmıyor dışarı. Hay başıma gelenler. Ya kız Yadigar ben ne edeceğim ya? Şazimem odada çeyizlik tencerelerim yerlerde. Kız ben böyle kırılıp dökülecek paramparça olacak karı mıydım? Yadigar ya. Of ya of. Hepsi bitti. Bir de şimdi Şazi'yle uğraşacağız ya. Uy durun da durun. Ben konuşuk ederim ha bunu. Ay Adiyar abla. Sen dur. Şazimente ancak ben ikna edebilirim. La sen daha tencereleri taşıyamayın. Şazimente nasıl çıkaracaksın acaba? Ya o iş bende ablam. Siz şimdi böyle durun burada azıcık bekleyin. Ben Şazimente'mi alıp hemen geliyorum. İyiyim. Ben hemen geliyorum hemen. Şazi. Ay gözü yarmadan gelse bari. Yani sonra. Allah akıl vermemiş. De haydi ya haydi. Haydi haydi. Haydi. Ulaç Kamil. Bismillah. Şazimen kim? Benim. Cevat. Bütün eşyaları taşıdım. Her şeyi bizzat kendim ben hallettim. Sırf senin için çalıştım. Reis'in evindeki en güzel odayı seçtim. Ya reis beni çok sever. Sen yeter ki iste Cevat dedi. Bütün odalar sana kurban olsun Şazimentim. Her şey hazır ve nazır seni bekliyor. Hadi gel şu evin köhne yalnızlığından kurtulalım. Tut elimi. Geleceğe uzanan mesafeleri birlikte kat edelim. Şazi. Şazimend. Allah
Allah'ım! Şazi, korkmadın değil mi? Hadi gel bari. He? Çıkaramadım. Vallahi ben şahsen Şazi Mentin gelmemesine şaşırmadım ki. Senin bu kendiye olan aşırı güvenine şaşırayım. Ya oğlum sen neye güvenip de bu iş bende diyeyim ben anlamadım ki. Ya Ayfer uğraşma şu çocukla. Zaten darbenin büyüğünü yemiş çocuk da. Salak. Asıl Şazimen salak. Ya anne hiç boşu boşuna bozmaya çalışma şu çocuğu ya. Kızım sen de sus Allah aşkına bir ya. Şimdi sinirimi senden çıkarmayayım ha. Ula diyorum size. Bırakmadınız gitip şu konuşuk edeyim şu Şazimen'le. Kurban olam anladım sen Şazimen'le konuşmak isteyin de. Ben de kızımın huyunu bileyim ya. Kız bu kız çok inatçı. Aynı bir bizi. Bilmeyinse. Asıl ben bunlarla ne edeceğim Yadigar onu bilmeyeyim ki. Ya isterseniz bir de ben deneyeyim. Sen nereden çıktın lan? İşte anne yardıma geldi ya taşınıyoruz diye. Ya hadi gel biz bir Şazi'ye bakalım ya. Başına uğraşmayın. Burada Şazimen tabloyu odasından çıkaracak tek bir kişi var. Uy! O da benim. Ha ha ha! Gıdıkla da güleyim bari. Bacaksıza bak, ben çıkaramadım da sen mi çıkaracaksın? Bekleyerek gör. Uy nününün! Uy! Böcek! Ya haydi oğlum, daha ne dikiliyin orada? Tut da bir işin ucundan. Ya dur. Sen onları götürme, kıran şimdi. Al sen hamurunu. Kurban olan yavrum, sen de şunu taşıyıver. Yok abla, alırdım ben ya. Haydi de haydi. Şazimen Tapla. Biliyorum odandan çıkmak istemiyorsun. Ama sıkı dur. Sana bomba bir haberim var. Bizim evde internet kotasız. Fiber ve en güzeli de sana bedava. İşte bu be. Ay Fatih, bu otel de mi sizin? Yok, bizim yerimiz Akdeniz'de. Bırak, dur. Geldik. Şu halimize bakın ya. Baba Allah da seni bildiği gibi yapsın ya. Ya üzülme Fadik ya. Ben sana çalışır yeni bir ev alırım. Gerçekten. Hı. Teşekkür ederim. Ya Fadik ya aslında bence bayağı iyi oldu böyle biz bayağı. Kardeş gibi olduk. Evet ya. Kocaman bir aile oldunuz. Olduk değil mi ya? He. Yalnız o değil de bu Fatih ile Zeynep bizi nasıl bırakıp gitti böyle yüzüstü ya? Abi tanımıyor musun onları ya? İş çıktı ya, bastılar gittiler tabii. Ne bekliyorsun ki? Saçmalamayın be. Allah Allah. Ya neler yaşadılar. Siz gördünüz, şahit oldunuz. Onlar tatili hak etti. Ne Tabii hak ettiler ya. Hem de sonuna kadar hak ettiler. Oh, sefaları olsun. Hem bir şey söyleyeceğim. Belki Fatih tatili fırsat bilip Zeynep'e evlenme teklif eder ha? Ne? Bir dakika. Bunlar zaten evli değil miydi ya? Hakikaten onlar evli değiller mi? Aa onlar evliler. Hayır onlar evliler. Zaten evliler onlar. Evliler zaten Fadik de. Fadik burada şey demek istiyor. Ya uzatmayın ya söylesenize. Ama yeter ya. Yalan nereye kadar? Ben söylüyorum. Ya sen neyi anlatıyorsun şimdi? Ona söz vermek. Sen neyi anlatıyorsun her şeyi? Hem onların arasındaki sırlar yüzünden bu hallere düşmedik mi biz? Ha? Ben her şeyi söylüyorum tamam. Söylesin mi? Söz vermedik mi insanı? Neyse. Mete, ağız yüz yapıp durma abi. Yani anlatın vallahi. Yani olay neyse anlatın. Evet Fadik. Bak her şeyi bir satır atlamadan anlatıyorsun. En başından her şeyi bilmek istiyorum. Şimdi bizim Zeynep var ya arkadaşlar. Aslında bakın bizim Zeynep Amerika'ya gittiği zaman daha Fatih falan hiç tanımıyormuş. Zaten oraya Ertan'la gitti biliyorsunuz. O zaman Fatih'le falan hiç tanışmıyorlar bunlar. O başka biriyle, bu başka biriyle. Tamamen farklı bir şey yaşıyorlar. Ondan sonra işte bütün bu olaylar başına geldiği zaman... Thank you.
O kadar iyi geldi ki. İyi ki gelmişiz. Hadi sen de girsene. Benim suyla aram yok ya hayatım, bilmiyormuş gibi. Ama Fatih'ciğim, ya bu senin korktuğun kadar derin bir su değil. Hem sıcak da. Necak? Sıcak. Bir daha de bakayım. Sıcak. Hadi odaya. Fatih bir dur artık. Bir rahat dur yani. Ya hayatım, uyuyan devi uyandırdım bir kere, durmuyor. Ne yapayım? Ay sen bana bir rahat vermeyeceksin değil mi? Ya bu rahatlamamız için işte. Şimdi bak gidelim odamıza. Güzel duşumuzu alırız. Uzanırız yatağa. Olmaz. Ben daha yüzeceğim. Ben masaja gidiyorum. O da olmaz. Ne olmaz? Ben sana yaparım odada masaj. Ayı masajı. Ben tayı masajı istiyorum. Dur. Beraber yaptıralım mı masajı? Olur. Tamam. Efendim bir arzunuz, bir isteğiniz var mı? Var. Her şey. Fındık, fıstık, bal, badem, her şey. Protein, karbonhidrat, her şey. Tabii efendim, hemen. Çeliz istedim bakayım. Islak olmak çok yakışıyor sana. Gerçekten. Fatih'cim şöyle sesler çıkartmaz mısın lütfen ya? Konsantrasyon bozuluyor. Hayatım yapabileceğim hiçbir şey yok. O kadar güzel yapıyor ki. Ah. Baldıra, baldıra, üst baldıra. Baldır mı? Siz evli misiniz? Ay işiniz de ne zor ya vallahi böyle. Yani garip garip insanlar geliyor. Kıllı kıllı adamlar falan. Karlarda bir de şimdi öf, vallahi zor yani. Zeynep'ciğim lütfen hanımefendiyi rahatsız etmez misin? Konsantre olmaya çalışıyor işine. Ama sıkıldım. Aa. Ay bir şey söyleyeceğim. Çok sıcak mı oldu Fatih? Ha? Biz içerisi bayağı sıcak değil mi? Ya. Ne yok, boncuk boncuk terlemişsin. Hadi odaya gidelim biz hadi. Hayatım şunu bitirmeden hiçbir yere gitmiyorum. Bu ya ne nane ya mı bu? Ay benim alerji Fatih, benim nane yağına alerjim var, hemen kabaracak, çabuk odaya gidip bunu acilen yıkamam lazım, hadi odaya gidelim. Tamam dur dur, gideriz gideriz. Fatih. Hı. Ben sana ne yapacağım odada biliyor musun? Ayı masajı değil bak, çok güzel. Hem sen ayı masajı değil tayı masajı dedim, bu kadınların neresi tayı pardon? Hayatım ben sana tayı masajı dedim, taylı kızlarla demedim ki. Her şeye bir cevap. Ya olmaz böyle bir şey ya. Nasıl kandırırlar bunlar bizi ya? Şu yalana bakar mısın? Ben şimdi arıyorum ablamı. Ya bir hesabını soracağım bunu. Yine başladın ama. Ya kızım. Görmüyor musun nasıl kandırmışlar? Aylardır, yıllardır, günlerdir ya yalan söylüyorlar bize. Böyle şey mi olur? Tamam. Olan oldu artık. Hem arayıp ne diyeceksin ki? Benim ablam arasında hiçbir bağ olmayan bir adamla tatile falan çıkamaz arkadaş. 5'e 10 diyorum, inanmıyorsunuz. Ben inanıyorum. Lan sen beni daha kaldırmadın mı? Gizli gizli bizim evde yaşamadın mı? Bizim de bir bağımız yoktu ama biz niye sürekli dip dibeydik? Ya o başka, bu başka. Ne o başka, bu başka? Başka başka değil, otur oturduğun yerde. Bak, birine bir şeyler söyleyecek olursan seni kafanı koparırım Orhan. Fadiye kalmadan ben patlatırım Orhan. Ya bir sakin olun, durun, ne yapıyorsunuz ya? Kız kızım, bizim bir tarafımızda boza pişin, siz orada lak lak ediyorsunuz ya. Gelin iki işin ucundan da siz tutun. Tamam anne, geliyoruz, tamam geliyoruz. Orhan bana bak. Gözüm üstünde. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Bak, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Kız konuşsana! Ay tamam tamam, gel gel. Valla gel. Tamam Fatih, müziği
Tamam aşkım. Kim o? Otoservisi. Tam zamanında. Ya Fatih, biz niye odada yiyoruz? Böylesi daha romantik. Niye biz de normal insanlar gibi aşağı restorana inmiyoruz ki? Ta 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 tam. Evet, Zeynep Hanım. Sürprize hazır mısınız? Sürpriz mi? Anam evlenme teklif edecek. Yüzüğü yemeğin içine saklamış şapşal. Değilim. Hı? Değilim, hazır değilim. Bana 2 saniye ver. Zeynep. Lan ne çabuk. Şimdi hazırım. Zeynep. Harika olmuşsun. Yok canım ya, bir şey yapmadım ya. Biz işte üstümü değiştirdim. Hazır mısın? Hazırım. Açıyorum. Aç artık. Allah'ım işte oluyor. Küçük but. Yanında da mevsim yeşillikleri. Senin ne sevdiğinden. Zeynep ne yapıyorsun? Beğenmedin mi yoksa? Yok. Beğendim. Ne? Hijyen kontrolü yaptım. Yiyebilir miyiz diye. Tamam hadi yiyelim de ondan sonraki sürprize gidelim. Asıl sürpriz bu değil değil mi? Tabii ki değil. Bu küçük sürpriz. Asıl sürpriz dışarıda bekliyor bizi. Hadi. Tamam hadi. Dur, hadi çıkalım. Dur, tamam, dur, hadi çıkalım. Yiyelim öyle gidelim. Ben hazır değilim daha. Ya, ben yemeyeceğim. Sen ye. Ben hemen hadi üstüne bir şey alıyorum. Tamam, sen ye. Tamam. Ya Allah'ım hadi. Zaten güçten, kuvvetten. Rono niye acele ediyorsunuz? Yeseydik gitseydik güzelce. Fatihciğim hadi canım hadi. Al elinde yersin. Ya, al. Tamam al elinde yersin. Ya. Üstünde işte. Çıkar çıkar. Badem al badem. Fatih, sen beni niye getirdin buraya? Dinle bak. Aa, kurbağalar. Evet, kurbağalar. Sen binlerce kurbağa arasından beni seçtin. Prensi olarak. Sen benim kurbağa prensimsin. Evet, prensim ben. Bütün gece buradayız hayatım. İstediğimi almadan da seni asla bırakmayacağım. Evet. Evet. Evet, 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 evet. Binlerce kez evet. Sonsuza kadar evet. Oh be. Zeynep ne diyorsun sen ya? Evet yani aşkım. Çok iyi düşünmüşsün. Çok güzel burası. İyi ki geldik. Ben düşündüm. Yapsın. Ama daha sürprizlerimiz bitmedi. Sana neler neler göstereceğim. Gel bakalım şöyle. Fatih artık ne olursun bana ne göstereceksen göster. Gerçekten sinir sistemim bozuldu benim. Ben böyle bir kadın değilim normalde. Göstereceğim, göstereceğim. Gel bakalım. Teşekkür ederim. Usta dikkatli. Hazır mısın? Hazırım. Zeynep. Hı. Şu yıldızların güzelliğine bakar mısın? Fatih ne kadar çoklar. Evet. Bak. Şunu görüyor musun? O benim. Onun hemen yanında bir tane daha var.
O da sensin. Ben neden daha küçüğüm? Küçük değilsin, akıllı mı? Sen böyle biraz daha geride duruyorsun. Ya peşinden ayrılmıyorum yani, öyle mi? Evet. Hiç ayrılmıyorsun ki peşimden. Ya nereye gitsem, ne yapsam peşimdesin. Bezdim vallahi. Ah. Allah Allah. Diyene bak ya. Asıl sen benim peşimden hiç ayrılmıyorsun. Allah Allah. Uçağın peşinden dağ tepe demeden beni arayan kimdi acaba? Ay Fatih. Bir şey diyeyim mi? Ha. Ben orada o kadar korktum ki. Yani seni daha hiç göremeyeceğim sandım. Aklımı kaçırıyordu. Ama neyse ki şimdi yanımdasın. Fatih! Ne? Bak sen yıldız kaydı, gördün mü? Gördüm, gördüm. Dilek tuttun mu? Tuttum. Sen? Ben de tuttum. Ne tuttun? Dilek. Ya ama ne? Sana ne? Böyle dilekler söylenmez. Ya. Aman söylemezsen söylerim. Çok güzel bir yerde. Evet. Tam yeri. Ne? Fatih. Hani sen bana havaalanında karım olur musun demiştin ya. Güzel söylemiştin. Hiç düşünür müydün bugünlere kadar geleceğimizi? Valla ne yalan söyleyeyim. Ben böyle bir iki hafta içinde ayrılırız zannetmiştim. Ben de. Ya ama... Tuhaf değil mi yani? Sence neden ayrılamadık biz? Çünkü istemedik. İstesek ayrıldırdık diyorsun yani. Evet. İstemedik. Yani düşünsene Zeynep. Ne badireler atlattık. Yani ne entrikaların içinden geçtik. Şantajlar, tehditler. Hepsine göğüs gerdik. Reis babam beni ilk denize attığı gün ayrılabilirdik mesela. Veya annem seninle uğraşıyor diye sebep gösterip ayrılabilirdik. Ama ayrılmadık. Çünkü istemedik. Niye biliyor musun? Çünkü biz birbiri için yaratılmış iki kalp taşıyoruz bu arada. Hadi. Dinle bak. Zeynep. 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 O her vurduğunda ben biraz daha bağlanıyorum sana. Bu vakitten sonra seni oradan çıkartırsam ne olur biliyor musun? Bu kalp durur. İçindeki Zeynep'i vermemek için Fatih öldür. Beni sakın bırakma olur mu Fatih? Sakın beni bırakma Zeynep. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Anlatsana ya, nasıl teklif etti? Romantik miydi? Ay şey böyle sürpriz mi yaptı yoksa böyle dümdüz söyledi mi? Yapmıştır tabii, abimden bahsediyoruz Fadik. Etmedi. Nasıl etmedi ya? Etmedi. Ya o etmez tabii. Allah Allah. Zaten böyle evli gibi yaşıyorsunuz siz yani. Oo ne güzel ya, yalanlar, dolanlar. Orhan. Hı? Ablacığım bunu konuşmuştuk seninle. Ya ben anlamıyorum, bu nasıl iş ya? Yalnız ben bu defa çok umutluydum. Ben de. Ne yapalım? Başka bahara kaldı artık. Siz çok yaşayın emi. Artık gözüm arkada kalmayacak.
Selim Şekercizade, Selim Şekercizade'nin varisi olarak kayıtlara geçmiştir. Geçti babaanneciğim. Geçti. Teşekkür ederim. Fatih. Oğlum. Söyle babaanneciğim. Zeynep'in kıymetini bil yavrum. Eğer annene rağmen eve dönüyorsa... sırf seni çok sevdiği için. Oğlunu babasız büyütmek istemediği içindir. Ben de onu çok seviyorum babaanne. Ama yani Zeynep'i tanıdın. Böyle anlamadan, dinlemeden. Kız haklı evladım. İlişkilerde güven çok önemlidir. Bir kadının güvenini kazanmak, sevgisini kazanmaktan çok daha zordur. O nedenle kandırılmak, aldatılmak bir kadın için en büyük acıdır. Merak etme sen. Artık kimse kimseyi kandırmayacak. Aramızdaki bütün sırlar, yalanlar gerçek olacak. Yo, daha fazlası var yani. Halletmemiz gereken minik, minnacık, küçücük bir şey daha kaldı babaanneciğim. Ama onu da ben halledeceğim. Sen hiç merak etme. Fatih. Torunun halleder. Sen hiç kafana takma. Ya Fatih benimle evlenmekten vazgeçtiyse? Ay saçmalama Zeynep. Abimden bahsediyoruz. Ya tabii ki vazgeçmiştir ya. Ya neden evlensin ki adam? Bak ne güzel gidiyorlar böyle yani. Bu sürdüğü kadar böyle gider yani. Ah, ne yapıyorsun ya? Orhan sana konuşmayı yasaklıyorum. Allah Allah. Yalnız bu sefer ben de anlamadım canım benim ya. Kızlar, o kadar romantik anlar oldu ki bana teklif et. Ya hiç anlatamam size o anları ama yani hiçbirinde de teklif etmedi. Ya unutmuştur o ya. Ben onunla konuşurum. Merak etme sakın. Sakın. Sakın Mete. Hayır yapma öyle bir şey lütfen. Evet Mete lütfen. Sen bu işe karışma ne olur. Evet karışma bu. Ah Fatih'ciğim. Gençler ne yapıyorsunuz bakayım? Tatil anılarımızı anlatıyordum. Her şey mi? Fatih. Otel. Oda. Ay tamam hadi bakalım. Şimdi şey biz seninle çıkıp bir Selim'e bakalım. Sen bana yardım et. Siz de bahçeye çıkın. Hava ne güzel oturalım bahçede hadi. Hadi bakın daha iyi. Fatih Bey. Efendim Mustafa. İstediğiniz her şey hazır efendim. Uçak? Hazır. Otel? Hazır. Her şey? Her şey hazır Fatih Bey. Görev başarıyla tamamlandı. Harikasın Alfred. Teşekkürler. Müsaadenizle. Peki siz her şeye hazır mısınız gençler? Ne? Biz derken? Yani hepimiz. Fatih'ciğim sen yine ne işler çeviriyorsun? Bir işler çevirmiyorum Zeynep. Sadece düşündüm ki böyle biraz gezelim mi acaba? Nereye gidiyoruz? Çocuklar sıkı durun söylüyorum. Amerika'ya gidiyoruz. Ne? Amerika mı? Şu şey yani bildiğimiz Amerika değil mi? Hani böyle biniyorsun gidiyorsun falan. Evet. Aa hepimiz değil mi? Hı hı. Ay. Çok güzel olacak oğlum çok eğlenceli. Kaç saat uçuyorsun? 12. 12? Anlaşamam. Uçarsın ya bir şey yok. Uçarsın uçarsın. Ya Fatih. Gel. Değerli konuklarımız, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a başlayan yolculuğumuz takribi 12 saat sürecek. Varış noktamızda hava şartları güneşli görünüyor. Yolculuğumuz boyunca kaptan pilotumuzdan Mühittin Özbatır ve yardımcı pilotumuz Fatih Şekercizade ile hepinize iyi yolculuklar ve iyi uçuşlar dileriz. Zeynep, şu anda Amerika uçtuğumuza inanamıyorum.
Yani bu jete inanıyorsun, Amerika'ya uçtuğumuza inanmıyorsun, öyle mi? Ay bir de o vardı mı? Ay ne bileyim ya. Ya abi şu an bir ajan filmin içinde gibi değil miyiz ya? Kahramanın en yakın arkadaşları özel jetleri seyahate çıkmışlar. Kokpitten bir sinyal gelmiş. Aslında kahraman bir ajanmış. Ve nereden geldiği bilinmeyen bir roket uçağa kilitlenmiş. Ya. Meteciğim tamam bak belli ki senin o hikayenin sonu hiç hayırlı bitmiyor. Hem sen ne zaman ağzını açsan bizim başımıza bir şeyler geliyor. Ne olursan sus, ne olur. Hayatım. Ne düşünüyorsun? Senin Amerika'ya gideceğiz diye o kadar mutluyum ki. Çok heyecanlıyım. Cornell Cafe'ye de gideriz değil mi? Kesin gideriz. Seninle sadece Amerika değil. Seninle dünyanın her yerine gideceğim. Peki ya uçakla mı? Evet yani ben hani havayı seviyorum ya. Ama ben de uçmaktan korkuyorum biliyorsun. Bazı yerlere de gemiyle gitsek. Ha doğru. Sen de suyu seviyordun. Neyse canım. Artık ortak bir noktada buluşacağız. Hayat müşterekmiş. Hem sen merak etme hayatım. Ben yanında oldukça hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Tamam? Ay ne oluyor? Hayatım tamam. Kemer'im. Balta. Panik yapma hayatım. Şey türbülans. Tamam biliyorum da şu an normal bir şey mi bu yani? Normal normal. Geçen sefer de olmuştu. Bunlar normal davranışlar uçakları. Tamam panik yapma. Sakin ol ben gidip bakayım tamam mı? Gitme gitme sen gitme. Yanımda dur yanımda dur. Yok bakayım bir geleyim hayatım. Gitme bırakma beni Fatih'ciğim yanımda dur. Hayatım kaptanın yanına gideyim sorayım ne oluyor da sana böylece bilgi vereyim. Ha tamam git git hadi git hadi. Zeynep. Ha düşüyoruz değil mi? Ay. Zeynep. Düşüyor muyuz Fatih? Doğru söyle bana. Zeynep baksana bir. Şaka! Ya Zeynep Hanım. Düştük. Ben sana dememiş miydim? O kara goncumuzun intikamını çok pis alacağım diye. Ya Fatih. Ay çok komik. Hem bizim çocuğumuz var. Sen nasıl böyle bir şaka yapabilirsin? O ne demek öyle ya? Bir şey mi olmuş? Ne? Ne olmuş kaptan? Zeynep. Seni ilk gördüğüm yerden başlamak istedim. Beraber başlattığımız bu yalan... Seni ilk gördüğüm yerde gerçek olsun istedim. O yüzden bu kadar beklettim seni. Zeynep. Hı? Aşkım. Efendim? Hayatım boyunca yaşayacağım bütün türbülanslarda... ...karım olarak yanımda olur musun? Ha ha ha!
Ay ben hiç sormayacaksın sanıyordum şimdi. Ya ben sana ne dedim? Benim istediğim yerde, benim istediğim zamanda olacak. Öyle oldu zaten. Tamam. Çok tamam. Güzeldi. Hadi gel, şimdi gel, o tamam. Zaman tamam, dur korkma, sokuyor korkma. Biraz. Tamam mı? Tamam, korkma. Tamam. Kaptan, tamam durdurabilirsin. Bir şey takayım da. Kaptan, tamam durdurabilirsin. Şakayı yaptık, geçti. Durmuyor galiba. Kaptan. Kaptan, şaka geçti, geçti. Kaptan. 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 Lan! Harbiden bir şey olmuş buna. Ne olmuş? Ölmüş! Sakin olun. Bir sakin olun. Ben pilotum. Evet, sen pilotsun. Evet ama uçağını düşüren bir pilot. O fırfırlı ama. Bunların uzmanıyım ben asıl. Tamam. Bakın. Her şey benim kontrolüm altında. Merak edecek bir şey yok. Tamam mı? Evet, merak etmeyin. Fark her şey ama önce. Öncelikle bu uçak. Enişte. Ne? Motorlar da kontrol altında mı? Ne lan? Şey, motor yanıyor da. Ne? Motor yanıyor. Susun da anlamaya çalışayım. Tamam, anladım. Düşüyoruz. Dokunmayın asla benim hayalim, benim gençliğim, umudum, düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade. Kalbim bir ane, aşk ve kalade. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.